İnsan hayatı boyunca her zaman bir şeyler ister. Bir şeyleri elde etmek ister ama çoğunlukla bunları elde edemez ve bu da bizi ümitsizliğe doğru sürükler. Ama insanın içerisinde öyle bir güç var ki bu gücü fark eden istediği her şeyi elde edebilecek. İstediği hayatı elde etmek isteyenler, istediği arabayı, istediği evi, istediği mevki makamı, istediği malı mülkü elde etmek isteyenler ya da evlenmek isteyip evlenemeyenler, bu video tam sizlik. Şimdi Üstad Hazretleri Risale-i Nur eserinde birçoğumuzun fark etmediği ya da fark etse de bir kusur olarak gördüğü bir özelliğimizden bahsediyor. Şimdi biz bu özelliğimizi fark ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle bu hayatta istediğimiz her şeyi elde edebileceğiz. Peki bu özelliğimiz ne? Şimdi Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki insan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Yani aslında diyor ki Üstad, senin kendini gördüğün gibi değilsin aslında. Yani sen kendini belki çok güçlü, çok kuvvetli, çok kudretli biri gibi görüyorsun ama diyor ki aslında öyle değilsin. Tamamen tam zıttın olan bir çocuk gibisin. Bak, zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Yani nasıl olabilir ya? İlk başta bir ters geliyor. Hani zaafı olan insanın kuvveti nasıl olabilir? Veyahut da acizliği olan bir insanın nasıl kudreti olabilir? Üstad diyor ki aslında tam tersi. Yani bir insanın zaafiyetindeki çok büyük bir kuvvet olduğunu ve acizliğinde çok büyük bir kudret olduğunu söylüyor. Bak, çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuştur. Yani boyun eğmiştir. Şimdi Üstad diyor ki senin aslında bu acizliğin, bu fakirliğin, bu ihtiyaç sahibi oluşun bütün kainatı sana musahhar etmiş. Yani boyun eğdirmiş. Şimdi öyle değil mi? Birazcık bir bakalım etrafımıza. Şu kafamızı kaldırıp geniş olarak bir baktığımız zaman, incelediğimiz zaman bütün kainatı bir bakıyorsun ki senin o acizliğine binaen bütün kainat sana hizmet ediyor. Öyle değil mi? Yani normal şartlarda mesela bir ineğe, bir tavuğa baktığın zaman ya inek seni tanımaz, tavuk seni tanımaz ama senin için hizmet ediyorlar. Peki neden? Seni tanıdıkları için mi? Hayır. Sana acıdıkları için mi? Hayır. Veyahut da senden korktukları için mi? Hayır. Aksine senin acizliğine binaen bunları yapıyorlar ve karşılık beklemiyorlar. Bunu yaptıran ne? İşte senin acizliğindeki o kuvvet. Şimdi Üstad diyor ki bizlerin bu istekleri ancak ve ancak dua ile olur. Peki duayı nasıl edeceğiz? Şimdi olay burada başlıyor. Diyor ki Üstad, eğer insan zaafını anlayıp, eğer ki şimdi biz buraya kadar evet ya ben gerçekten zayıf bir insan dediğimiz zaman ve bunu anladığımız zaman kalen, halen, tavren, bu çok önemli, hem halimizle hem tavırlarımızla hem de sözlerimizle dua etse ve aczini bilip istibdad etse, yani yardım istese, o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki iktidarı zatisiyle onun aşri mişarına muvaffak olamaz. Yani Üstad diyor ki sen acizliğini anlasan, sen fakirliğini, ihtiyaç sahipliğini anlasan, bununla beraber dua etsen diyor, senin o elde edeceğin şeyleri normal şartlarda %1'ine dahi ulaşamazsın. Çünkü senin acizliğinle ancak bu kadar şey sana musahhar olmuş, bu kadar şey sana boyun eğmiş ve elindeki bu nimetler senin acizliğine binaen gelmiş aslında. Bak, yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Yani Üstad diyor ki bazen senin ellerini açıp ettiğin dua gibi lisanınla ettiğin dua, yani mesela çalışarak ettiğin duanın neticesinde gelen nimetleri sen kendinden biliyorsun ama aslında öyle bilmemen lazım. Yani birçoğumuz mesela çalışarak, iş yerlerimizde çalışarak, bedenimizle, lisan halimizle ettiğimiz duayla bize gelen nimetleri sanki kendimiz elde etmiş gibi bir hal alıyoruz. Ama aslında öyle değil. Yani bizler lisan halimizle bir dua ediyoruz. Cenab-ı Allah da bunu nasip ediyor. Yani mesela örnek veriyorum, baktığımız zaman mabeyn ya benim kendi kudretimle yapılabilecek bir şey değil. Ama Cenab-ı Allah'a biz hem acizliğimizi anlayıp hem fakirliğimizi anlayıp dua ettiğimiz zaman ve bununla beraber lisan-ı halimizle de bir şeyleri yerine getirdiğimiz zaman Cenab-ı Allah böyle güzel nimetler bize nasip ediyor. İşte bizde
bizler de günlük hayatımızda bunu anladığımız zaman, yani evet ya bunlar benim kudretimle, benim işte çabalarımla, benim ilmimle olmadığını anlayıp daha sonra Cenab-ı Allah'tan istediğimiz zaman işte bundan sonraki gelecek nimetlerin de önünü açmış oluyoruz. Şimdi Üstad, bu konuyla alakalı yani bizlerdeki bu acizliğin nasıl bir kuvvet olduğunu çok güzel bir örnekle açıklıyor. Diyor ki mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu aslana saldırtır. Şimdi biz baktığımız zaman birine korkaklıkla alakalı bir şey söylediğimiz zaman ne diyoruz? Ya korkak tavuk diyoruz değil mi? Şimdi bakıyoruz ki bir tavuğun yavrusundaki acizlik o tavuğun annesi, yani o tavuğu tamamen bir kahraman gibi gösteriyor. Yani o tavuğu aslana saldırtabiliyor. Bak ya da yeni dünyaya gelen aslanın yavrusu o canavar ve aç aslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. Evet öyle değil mi? Normalde baktığın zaman bir aslanın yemeğini kesinlikle alamazsın. Ama o aslanın yavrusundaki o acizlik, o kaba, o parçalayıcı, o canavar gibi görünen bir aslanı kendine aç bıraktırtıyor ve yavrusuna o yemeğini verdirtiyor. Bak işte cay dikkat, yani dikkat edilecek bir nokta. Zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Yani üstad diyor ki bak gör diyor. Yani normalde korkaklığın timsali olan bir tavuk acizliğin ve fakirliğin neticesinde kahraman timsali oluyor. Ya da diyor ki üstad parçalamanın yani vahşetin gibi canavar gibi görünen bir aslanın acizliğe ve zayıflığa karşı gösterdiği hareket de tamamen rahmetin göstergesi oluyor. İşte şimdi olayı birazcık etrafımızdaki bir örneklere bakalım. Diyor ki üstad nasıl ki nazlar bir çocuk. Hepimizin etrafında muhakkak ailelerimizde bir küçük bir çocuk vardır. Ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olur ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetiyle yetişemez. Doğru mudur? Yani bir bebek ağlamasıyla, istemesiyle, nazlanmasıyla ona bütün aile musahhar oluyor mu? Yani boyun eğiyor mu? Eğiyor. Ve istediği her şey mantıklı veyahut da mantıksız her şey yerine geliyor mu? Evet geliyor. Neden yerine geliyor? Çünkü aciz. Çünkü herkes onun o acizliğine binen istediği her şeyi yerine getiriyor. Evet bu her zaman olmuştur. Ama bak demek zaaf ve aciz. Onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Evet öyle değil mi? Ya bakıyorsun ki küçücük bir çocuk kendi o aciziyle bütün ev halkını, çevresindeki herkesi kendine musahhar ediyor. Ve neden? Acizliğinden dolayı. Ama bu acizlik yavaş yavaş azaldığı zaman, yani bir bebeğin daha sonra gençleşmeye başladığı zaman, gençlik yıllarına geçmeye başladığı zaman ne oluyor? Acizlik azalıyor ve istekleri yerine gelmemeye başlıyor. Yani bir bebek hemen ne isterse yerine geliyor ama örnek veriyorum bir 20 yaşındaki bir gencin her istediği yerine gelmiyor. Çünkü neden? Onun acizliği birazcık daha azalmış oluyor. Bak şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti itham etmek suretinde ahmakkârâne bir gururla ben kuvvetimle bunlara tesir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecek. Öyle değil mi? Evet öyle. Şimdi bakıyorsun ya bir çocuk dese ki yok ben acizliğimle bu kadar ev halkını bana musahhar etmiyorum. Ben kendi kuvvetimle yapıyorum dese bir tokat der. Çünkü neden? O halk ondan korktuğu için değil. Onun acizliğine binaen bu kadar ona şefkat gösteriyorlar. Bu kadar isteklerini yerine getiriyorlar. Şimdi olaya bir bakalım. Demek şu meşhut saltanat-ı insaniye, terakkiyat-ı beşeriye ve kemalat-ı medeniyet celp ile değil, yani celp etmekle, yani senin bu etrafındaki bu nimetler, işte senin bu malın, mülkün, belki de makamın veyahut da ilmin celp ile değil, galebe ile değil, yani üstünlükle alakalı bir durum değil. Yani belki senin şu elindeki olan nimetler senin üstün olduğun için değil aslında. Cidal ile değil, yani mücadele ile aslında sen almadın, savaşla bu elindeki nimetleri almadın. Belki ona onun zaafı için teshir edilmiş, onun aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakri için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Yani aslında senin elindeki olan bu nimetler, bu belki de ilmin, kuvvetin, kudretin senin tam tersi üstün olduğun için değil, çok mücadeleci olduğun için değil, senin aciz olduğun için sana verilmiş. Bak ve o saltanatın sebebi
kuvvet ve iktidarı ilim değil, belki şefkat ve ref'et-i Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı ona teshir etmiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbani ve ikram-ı Rahmani'dir. Yani üstad diyor ki sana bu kadar her şeyi musahhar eden senin o kudretin, senin o kuvvetin, senin o ilmin değil aslında. Senin o şu anki ilmin dahi aslında eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani üstad diyor ki sen bu acizliğini anlasan, sen bu fakirliğini anlasan ve buna göre de dua etsen, buna göre de istesen, Cenab-ı Allah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da senin istediğin o bütün nimetleri sana musahhar edecek ve sana verecek. Ama senin buradaki eksikliğin sen ihtiyacını bilmiyorsun. Sen ihtiyacını, fakirliğini, acizliğini bilmeden istediğin için sen sanki normal bir arkadaşından belki bir şeyler istiyor musun gibi dua ediyorsun. Ama aslında sen acizliğini bilsen, yani sen fakirliğini bilsen, kendine bir baktığın zaman ne kadar aciz bir mahluk olduğunu anlayabilsen, bir bak kendine, bir bak ben ne kadar acizim de ya. Yani bir tuvalete geldiği zaman tuvaletini tutamayacak kadar aciz bir insansın. Yani yemek yemeden yaşamayacak kadar aciz bir insansın. İstediklerini elde edemeyecek kadar aciz bir insansın. İşte sen bu acizliğini fark et ve ona göre dua et, ona göre İste ki Cenab-ı Allah da senin o acizliğine binaen bugüne kadar verdiği gibi bugünden sonra da senin isteklerini yerine getirsin ve senin için en hayırlı olan şeyleri sana versin.